Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vala. Muhterem kardeşlerim, değişik sebeplerle kafalarda oluşturulan bir soru var ve insanlar bu soruyu sıkça soruyorlar. Ölüye Kur'an okunur mu? Mezarlıkta Kur'an okunur mu? Taziye gittiğimiz zaman taziye duasını okuduktan sonra İşte merhumun ruhuna Fatiha demek ya da orada bulunan cemaatin geçmişlerinin ruhuna Fatiha demek vesaire. Bunu söylemek ve Fatiha suresini okumak ya da hatim okuyarak sevabını ölüye bağışlamak caiz mi diye bir soru. El cevap, bu caizdir. Ehl-i sünnet ulemasının cumhuru kesinlikle bunu caiz görmektedir muhterem kardeşlerim. Yani diyelim ki sağda solda bir takım kalukiller var. Ama bazı insanlara bu ilginç gelmektedir. Bazı insanlar bu ilginç görüşleri kendi kafalarında bir şablona dönüştürerek tek doğru bizim görüşümüzdür diyerek bunun caiz olmadığını söyleyebilmektedirler. Ama bu konuda ehil olan alimlerin cumhuru kesinlikle bunun caiz olduğu görüşündedir. Bununla ilgili dört mezhebin fıkıh kitabına bakılabilir, fıkıh kitaplarına bakılabilir. Bu konu geçmişte de tartışılmış ama ulemanın cumhuru kesinlikle buna caiz demişlerdir. Muhterem kardeşlerim, ölünün ruhuna işte Kur'an okunur mu? Ya da şu hayır bu hayır yapılır mı yapılmaz mı? Gibi tartışmalarda delil olarak hemen aklımıza gelen hepimizin çok iyi bildiği Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifidir. اِذَا مَاتَ بْنُ آدَمَ اِنْقَطَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثْ حَسَنَةٍ جَارِيَ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهِ İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır ama üç kısım insanın amel defteri kapanmayıp onlara sevap gitmeye devam eder. Bunlardan birincisi hasene-i cariyedir. Yani kalıcı bir hayır, devam eden bir hayır. Bir medrese, bir Kur'an kursu, bir cami, bir yol, bir köprü, Müslümanların istifade edeceği bir hayır yeri, kurumu, kuruluşu yapıp göçüp giden bir mümin, kendisi gittikten bazen yüzler yıl sonra da kendisine sevap gitmeye devam eder. İkincisi, fayda veren ilim bırakan, bir kitap yazan, bir talebe yetiştiren, bir medrese yapan, bir medreseye katkıda bulunan, bir talebenin yetişmesine katkıda bulunan, herhangi bir mümin de kendisi göçüp gittikten sonra o arkasında bıraktığı, ilim namına bıraktığı herhangi bir şey devam ettiği müddetçe o insana sevap yazılmaya devam edecektir. Yani müştehit imamlarımız 1200-1300 yıl önce bir mezhep tesis etmişler, kitaplar yazmışlar ya da Resulullah Aleyhisselam hadislerini cem etmişler. İmam-ı Bukhari, İmam-ı Müslim gibi ya da İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel gibi ve onlar gibi yüzlerce binlerce alimler bu ümmete devasa bir ilim mirası bırakmışlar, göçüp gitmişlerdir. İşte ümmeti Muhammed bu mirastan istifade ettiği müddetçe bu mirası bırakanlara da sevap yazılmaya devam etmektedir. Üçüncüsü ise arkasından salih evlat bırakan, kendisi için dua eden salih evlat bırakan. Şimdi salih evlat bırakan bir anne baba göçüp gittikten sonra o evladın yapmış olduğu her salih amelden ayrıca anne babasına da sevap gitmektedir. Hatta Efendimiz Aleyhisselam her birinizin kıldığı namazdan Adem babanıza da sevap gider demektedir. Bu ve bunun benzeri deliller açık ve net bir şekilde ifade ediyor ki bizler kendi geçmişimiz için, annemiz, babamız, dedemiz, ecdadımız için herhangi bir hayır yaparak onların ruhlarına bağışlayabiliriz. Onlara dua etmek bir hayır değil midir? Dua manevi bir kazançtır, manevi bir değerdir. Kur'an-ı Kerim'de
Bunun yüzlerce örneği var. Allahümme gfirli ve li valideyye ve lil mu'minin. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minin gibi. Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar gibi. Ya da Rabbena gfirli ve li valideyye ve limen dekhala beytiye mu'minen ve benzeri nice ayetler buna delildir. Dolayısıyla dua manevi bir değerdir. Dua ettiğimizde anne babamıza fayda veriyorsa, bir tane kadın geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, benim annem hac edemeden vefat etti. Ben onun yerine hac etsem olur mu ya Resulallah diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam ona soruyla cevap veriyor. Diyor ki, eğer annenin bir insana para borcu, mal borcu olduğu takdirde onu ödesen, onun borcunu ödemiş olur muydun? Evet ya Resulallah. İşte Allah'ın borcu da böyledir diyor. Hatta bundan daha evladır diyor. Yani sen annenin yerine hac edersen bu onun için geçerli olur diyor. Ve bunun benzeri nice deliller. Dolayısıyla yani hatim okuyarak sevabını geçmişimize bağışlamak gibi ya da vefat eden bir insanın arkasından Fatiha okumak gibi ya da mezarda Yasin okumak gibi hayırlı ameller de kesinlikle o vefat etmiş olan insanlara fayda verir. Efendimiz Aleyhisselam'ın ayrıca ikra'u ala mevtakum Yasin şeklinde bir hadis-i şerifi de var. Belki kaynak itibarıyla tartışmalı da olsa ve birçok alim bunu şu şekilde tevil ediyorlar. Yani sekerat anındaki ölüm döşeğine düşmüş olan ölmeye yakın olan hastalarınıza Kur'an okuyun, Yasin'i okuyun şeklinde tefsir ediyorlar birçok muhaddisler ve alimler. Ancak hadisin manası mutlaktır. İza utlikat şey uride minhul ferdul kamil. Yani bir nasın ifadesi eğer genel ise ondan genel hüküm çıkarmak da mümkündür. Ölülerinize Yasin okuyun ifadesini vefat etmiş herhangi bir insanın üzerine de Yasin okumak manasına almak mümkündür. Teknik açıdan tartışmalı olsa da ama daha önce saydığımız delillerle beraber düşündüğümüzde bunun caiz olduğu sonucuna kesinlikle varabiliriz. Ve dediğim gibi Ehl-i Sünnet vel Cemaat ulemasının cumhuru vefat eden bir insanın arkasından ya da mezarı üzerinde Kur'an okumak, dua etmek ve sevabını ona bağışlamayı caiz görmektedirler. Allah Celle Celaluhu cümlemize doğruları göstersin ve doğrularla amel etmeye bizleri muvaffak eylesin. Allahümme amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in.